Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız İzmir ilinin Basmane semtindeki farklı yapısı ile gözleri kamaştıran tarihi Basmane Garı. Biz gezerken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte gezimize başlayalım. Basmane Garı, İzmir'in Konak ilçesi sınırları içinde yer alan Basmane'de konumlanmaktadır. Etiler Mahallesi'nin Anafartalar Caddesi'nde yer alan gar, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait ana tren istasyonudur. Garın tarihçesine bakacak olursak, Osmanlı Devleti'nde demiryolu hatlarının yapılmak istenmesi sonrasında, yapımı tasarlanan ilk hatlar arasında İzmir Kasaba yani Turgutlu hattı bulunmakta olup, bu hat Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da açılışı yapılan ilk demiryolu hattıdır. Bu demiryolu hattının en önemli istasyonlarından birisi hattın başlangıç noktası olan Basmane Garı'dır. Gar, demiryolu hattı açıldıktan sonra İzmir Limanı ile limanın art alanı arasındaki ticareti kolaylaştırmak için yapılmış olup, aynı zamanda bu demiryolu yatırımının en önemli bir parçasıdır. Gar binası, ünlü Fransız mimar Gustave Eiffel, yani Eiffel Kulesi'ne adını veren mimar tarafından klasist tarzda tasarlanmış olup, Régie Générale adlı Fransız firma tarafından 1876 yılında inşa edilmiştir. Basmane Garı, aynı firma tarafından inşa edilen Fransa'daki Lyon Garı'nın ikizi gibidir. Batı'nın mimari özelliklerini taşıyan bu bina, Alsancak'taki Alsancak Garı'nın yapısından farklı olarak kendine özgü karakteristik özellikler taşımaktadır. Kesme taştan oluşan dikdörtgen planlı gar binasının orta bölümü 3 katlı olup, burası istasyonun ana salonudur. Yapının üzeri kırma çatı ile örtülmüş, iki kenarın ortasına da düz cephe görünümünde hareketlilik getiren üçgen alınlıklar yer almaktadır. Cephe pencerelerinde çok fazla değişkenlik görülmemektedir. Yuvarlak taş kemerler kullanılmıştır. Peronların üzeri ise çelik bir örtü ile örülmüştür. 1922 yılındaki Büyük İzmir yangınında Basmane Garı da büyük hasar görmüş ve 1927 yılında Devlet Demiryolları'nın kurulmasından sonra onarımdan geçmiştir. Gar, günümüzde de hala güncelliğini korumuş olmakla birlikte istasyon olarak kullanılmaya devam etmektedir. Günümüzde Oteller Sokağı olarak da bilinen Çorakkapı'ya uzanan 1860'lı yıllarda kentin en önemli ana yolu olarak bilinen yerde konumlanan gar, aynı zamanda kervanların da kente giriş yeri olarak kullanıldığı yolda bulunmaktadır. Hem ticaret merkezi hem de liman bağlantısı olması nedeniyle önemli olan bu yol, ilk olarak Ermeni ve Türk, daha sonra ise Yahudi mahallelerinden geçmekteydi. 1936 yılında açılan İzmir Enternasyonel Fuarı ve Kültür Parkı'nın etkisiyle Basmane Garı'nın önemi artmış, erken Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Bekleme salonu, idari, hizmet birimleri, peronlar ve atölyeler gibi bölümlerden oluşan gar, yıllar geçtikçe yıpranmaya başlasa da çeşitli onarımlar geçirerek günümüzde canlılığı hala korumaktadır. Basmane Garı, şehir merkezine yürüme mesafesinde olup, çevresinde İzmir Enternasyonel Fuarı, alışveriş yapılacak birçok çarşı, oteller ve restoranlar bulunmaktadır. Yer üstünde Devlet Demiryolları trenlerine hizmet veren gar, bir yandan da çeşitli sergilere ev sahipliği yaparken, yer altında ise İzmir metrosu trenlerine hizmet vermektedir. Basmane Garı Tren İstasyonu, tüm İzmir trenlerinin giriş çıkış yaptığı ana istasyon olup, birçok yere
karşılıklı tren seferlerinin düzenlendiği ardisidir. Şimdi sıra sizde değerli gezginler. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olun, izleyin. Yorumlarınızla bizi destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.